Kim bunlar? Zenginliklerinin kaynağı ne? İşçiler, memurlar, emekliler açlık sınırında yaşarken milyarlarca dolarlık servetlere nasıl ulaştılar? Kimlerin korumasında, kimlerin kanatları altında palazlandılar? Sümeyye Erdoğan'dan Latif Topbaş'a villa tarifi. Ben annemle konuştum. Müsaitsen söyleyeyim. Olur. Bu evlerin biri daha önde, biri daha arkada olanını seçtik. Tamam. Havuzda aynen burada çizdiğiniz gibi birinin arkasında. Recep Tayyip Erdoğan'ın Bodrum villaları. Burada aynen yani sizin oranın değişik bir versiyonu. Yani sağ olsun arkadaş da burayı bizim hanım ne dedi ona göre yapmış. Allah kolaylık versin abi. Urla villaları. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir de muhabbeti. Abi ben sizin Kerime'yle görüştüm de bir iki şey söyledi. Onları ben yaptırıyorum. Yalnız yanlış anlamadıysam sen bana yatak odasının içindeki banyonun içinde iki ayrı tuvalet olsun dedin. İkisinde de alafranga tuvalet, yanında da birer tane bide olsun dedin değil mi? Ne abi? Bide ne? Bide. He? Bide ne? Bide yani tuvaletten kalkıp orada fıskiyeyle yıkamak için, taharet almak için. Ona lüzum var mı senin kız? Yok, lüzum yok babam kullanmıyorum dedi. Tabii yok. Gerek yok. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan, Urla villalarını yaptırmak istemeyen İzmir valisini bu konuşmadan 4 ay sonra görevden aldı. Abi söylemeyi unuttum ya. Abi şu İzmir valisine bir telefon açtırsan da abi bizim oraları biraz şey yapıyor adam. Yani yıkmak falan diye işte bir şeyler yapıyor. Evlerle ilgili falan. Onun biz zaten mahkemeye gittik. Onu birinci dereceden üçüncü dereceye çevirmek için müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok, bir şey yok. Yani birisinden bir haber atarsan inşallah. Nereden çıktı bu? Vallahi bilmiyorum işte. Orada herkes bir şey karıştırıyor. Yani doğrusu bir şey değil. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dediği gibi. Urla villalarında Bayraktar her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor. Abi bu Çevre ve Şehircilik Bakanı var Erdoğan Bey. Evet. Abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur. Burada çevrecilik il müdürü var. Ona bir ihtiyacımız var bizim. Bu Urla Kaymakamı ona gidecek. Bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur abi, olur mu? Tamam. Peki ben pazartesi günü göndereceğim şeyi Urla Kaymakamını. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantılarda. Şimdi ben onu arayayım da yurt dışında bir tamam. Değilse inşallah. Tamam abi. Peki Allah razı olsun. Yenge Hanım'a selam söyle, çoluğa söze hepsini. Allah yolculuğunuzu mübarek edersin. Selam. Recep Tayyip Erdoğan'ın Urla villaları için devletin her kademesi seferber olmuş. Abi şu şeye İmar Bakanı mı ne vardı ona söyleyebildin mi? O Urfa kaymakamı şeye gidecek. Abi söyle Urla şeyini o kendisi arayacaktı. Tamam. İl müdürü. Tamam. Hani eğer şu bir iki gün içinde eğer aramazlar tekrar benim haberim olsa ben Erdoğan'ı tekrar şey yaparım. Bana bugün telefon ettiler de kaymakam gitmiş oraya. Benim böyle bir şeyden haberim yok demiş şey o imar müdürü. Erdoğan Bey unuttu herhalde. Erdoğan hemen bağla bakayım. Erdoğan'la görüştüm ben tabii. Bağla bakayım. Bir dakika. Alo. Erdoğan ben hani bu İzmir çevre şehircilik verdin ama haberim yok demiş. Kaymakam aramış onu Urla Kaymakamı. Sen ne zaman görüştün onunla? Dün görüştün. Kaymakam ne zaman şey yaptı Suadi? Bana dün telefon ettiler akşam da. Evet. Yani bir haber yok dediler. Dün gitmiş. Akşam şey yapmış kaymakam. Tamam o
Yani ben diyor iki kez aradım kendisini diyor. O zaman tamam. Kaymakam onu tekrar şey yapsın. Tamam, tamam abiciğim. Gerekirse tamam. Sen onu söyle de şeydi kaymakamla odayız bak. Tamam onu sen hemen şey yap da o zaman ne zaman kaymakamla bir araya geldiler? Mustafa abi dün kaymakamla bir araya gelmişler. Tamam o zaman abi. Tamam. Tamam mı? Şimdi Allah razı olsun sağ olasın. Komisyona biz toplu komisyonda tamam. Çözeceğiz. Allah razı olsun abi senden. Sağ olasın. Geceniz hayırlı olsun. Haramzadeler her devirde karşınıza çıkar. Dışarıdan baktığınızda onları fark edemezsiniz. Dürüst olduklarını söylerler. Asla harama el uzatmadıklarını anlatırlar. Evlatları yolsuzluğa bulaşsa, evlatlıktan reddedeceklerini iddia ederler. Türlü masallarla, ayakkabı kutularının, yetimlerden çaldıkları paraların, halktan çaldıkları malların üstünü örtebileceklerini düşünürler. Her defasında unvanlarının arkasına sığınırlar. Çaldıklarının hesabı sorulmasın diye herkese çamur atarlar. Görevden alırlar, sürgüne götürürler. Onlar haramzadeler. Her devirde başka bir yüzle karşınıza çıkarlar. Evlatlıktan reddedeceklerini söylerler. Başka evlatların ve babaların çilesini anlamadan. Oyun bitti. Suçüstü yakalandılar.